Merhaba arkadaşlar, aldığımız Mac Alister tezgah üstü destereyi kargodan aldık. Kargodan herhangi bir ezilme, çizilme yok, gördüğünüz gibi temizce gelmiş. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Ondan sonra da denemesini yapıp bu makine hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi açmaya başlayalım. Şöyle bir taktık. Kameraya da şöyle. Hemen bakalım Türkçe mi? Evet, Türkçe bir kılavuz arkadaşlar ve garanti belgesi. Burada yanar koymak için metresi. Burada düzgün kesme aparatı. Şurada vidaları. Şurada da yine bu bağlantı şeyleri. Şurada çap verme aleti. Yan tarafta bayağı bir ağır uzatma aparatı. Burada yine kıstırma aparatı. Burada koruma. Burada da çap verme gönyesi. Evet, makineyi şöylece çıkartabiliriz. Evet, portumuz. Burada makinemiz arkadaşlar. Burası bütün geliyor. Sonradan eklemeler yapacağım. Burada kablosu 2 metreye yakın. Şimdi bunun altında bir karton olması lazım. Onu çıkartalım. Evet, şu karton. Bu kartonu çıkartmak için kırmaya gerek yok. Bunu şurayı, şu şeyi, aparatı gevşetince makine böyle yatıyor zaten. Kolaylıkla bunu buradan alabiliyoruz. Arkadaşlar genel bir şey yapmam gerekirse şu ne diyeyim? Kafes. Kafesi veya işte bu makineyi çevreleyen şey plastik. Bu bütün makineler hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani bu tür makinelerin hepsi aynı. Değişik markalarda bu kırmızı renkte oluyor. Bunlar hepsi plastik. Bunda da gördüğünüz gibi plastik. Plastik olmasa çok iyiydi. Şuralar metal ızgaralar. Fakat şu plastik, yani dikkat etmezseniz kırılabilir. Şimdi içindeki şu düğmelerde, yani şeyi kaldıran, ne derler, bıçağı kaldıran dişliler de plastik arkadaşlar. Şu kollar zaten plastik. Belki bu kollar çok önemli değil ama şu dişliler zamanla aşınabilir. Aşındığı zaman da bıçağı kaldırıp indirmek zor olur. Bunlar da metal olsaymış dört dörtlük olurmuş. İnşallah memnun kalırız. Evet, şuradan şeyimiz çıkıyor, bıçağımız. 8-8,5 santim ağaç kesebiliyor bildiğim kadarıyla. Ona da bakacağız. Şu an son arkadaşlar. Dört parmağımı biraz geçiyor. Şuradan yatırabiliyoruz bıçağımızı, ayarlayarak yatırabiliyoruz. Böyle sabitleyebiliyoruz veya öyle. Şuraya girecek. Evet. Uzatma aparatı. Bıçak koruma aparatı. Gözükmüyor, biraz şey yaparsak.
bıçağı sıkma anahtarı. Düşürüm, dikkat et. Şimdi daha düşürelim. Yine iki tane. İçinde bir tane daha var arkadaşlar. Bunda var. Evet. Kaç tane oldu? Üç tane uzatma aparatı var arkadaşlar. Ve bunlar da ayaklar. Ayakların vidaları ve parçaları ayrı ayrı arkadaşlar. Arkadaşlar bu aşamada şimdi şu yüzeyimiz, yani kolun ve açma kapama düğmesinin olduğu yüzeye, bu geleceği için arkadaşlar şu aletimiz, şu ölçü aletimiz 1, 2, 3 tane delik var arkadaşlar. Şimdi şu yan aparatlarda da birer delik olduğunu düşünürsek, o zaman ne yapacağız? Delikler bu tarafa gelecek şekilde. Çünkü şu tarafta delik yok arkadaşlar. Bu delikler buraya gelerek 1, 2, 3, 4, 5 delik olacak. Bunu böyle monte edeceğiz. Bu buranındır. Ve ikinci aparatımızda yine bu tarafta delik yok. Bu tarafta delik olduğu için bunu da sol tarafa, yani şu şunlar bize bakarken bu da sol tarafa gelecek arkadaşlar. Bunun içinde böyle bir alet geliyor. Bu da sağ tarafa gelecek. Şimdi vidalama işlemlerine başlayalım. Arkadaşlar ters çevirip yaparsanız daha kolay olur. Aklınızda bulunsun. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Ben yapayım mı buradan baba? Ha. Buradan da sıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu seviyeye geldik. Şu parçayı bak. Şuraya ön taraf sayıyoruz arkadaşlar. Bu bıçağı kaldırma, açma, kapama düğmeleri önümüzü sayıyoruz. Bu parça öne gelecek. Şu parçayla şu parçayı sonradan koyduk. Buralar böyle vidalı, çok basit. Bu da aynı şekilde alttan vidalı. Sadece vidaları sıkıyoruz. Böylece oturuyor. Ondan sonra bu parçayı, buralarda 1, 2, 3, 4, 5 tane delik var. Onu göstermiştik. Şuralardan deliklerden sokarak bu metreyi de buraya monte ettik. Şimdi arkadaşlar şu parçayı söküp şimdi korumasını takacağız. Bıçağın korumasını vidalardan söktükten sonra bıçağımızı en son seviyeye kaldırıyoruz. Bu bıçağı. Sonra da şurada böyle kelebek vida var arkadaşlar. Bunu düşürmeden bunu içine düşürürsek biraz çıkartmakta sıkıntı çekeriz. Evet. Bunu çıkarttık arkadaşlar. Burasında bir şey var. Pul var. Bunu çıkarttıktan sonra şurada da bir plaka var arkadaşlar. Bu plakayı da böyle çıkartıyoruz. Bunları şimdi takacağız yine. Bu korumayı takacağız arkadaşlar. Şimdi bunun delikleri var, yerleri var. Tam oraya uygun. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bu deliğe geçti. Bu da buraya geçti. Şimdi plakayı tekrardan şöyle plakayı da üstüne taktık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi de vidasını takacağız. Evet, iyice sıktıktan sonra bu da gayet sağlam. Bıçak korumamız böylece sabitlendi arkadaşlar. Bunu yerleştirdikten sonra şu aletimiz
Biraz buradan zor geçiyor şu şeyden dolayı. Fakat yan yaparak, pardon böyle değilmiş. Şöyle. Bunu da tekrardan buraya yerleştireceğiz. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yerleştirmeden evvel bıçağımız kendi sıkılı geldi arkadaşlar. Yine de bunu ben kontrol edip tam sıkmak istiyorum. Anahtarlarını getireyim. Evet. Bununla gevşek olma ihtimali olabilir. Gözden kaçmış olabilir. Onun için evet arkadaşlar hiçbir milim oynamıyor. Gayet geldiği gibi sımsıkı. Şimdi şu aparatımızı şey yapabiliriz. Yerine takabiliriz. Şimdi şu toz emme aparatımıza geldi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi mandalı var. Bu arası da açık zaten. Buradaki dele bu mandaldan buraya girerek sabitlenecek. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tam deleye denk gelince şu mandalı çekip evet böyle tak diye oturuyor. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu çoğu kişi kullanmaz. Ben de kullanmayacağım ama nasıl takıldığını göstermek için size yaptım. Şimdi şu bıçağımızı indirdiğimizde şimdi şu aletimizi yani düz kesme aparatını yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane somunlu kelebekli vida çıkıyor. Bunun başını arkadaşlar şunu buraya geçiriyoruz. Şurada iki tane yuvalar var gördüğümüz gibi. Şöyle bunu şu yuvaya pulu da şuraya takarak birinci kısmını halledelim. Şuradan geçirerek arkadaşlar bunu da aynı yuvaya aynı yuvaya geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle şu kadar olsa yeter herhalde. Şöyle hatta biraz daha ileri pulunu takıp bunu da sıkıştırıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bunu da böyle keseceğimiz ölçüye göre bunu ayarlamamız lazım. Yalnız biz bunu şöyle kaldırıp istediğimiz yere de alabiliriz. Sağ veya sol. Sol daha uzun olduğu için sola getirip mesela şuradan 18 santim bir ağaç veya tahta keseceğiz. Bunu 18 santime şu kırmızıyı getiriyoruz arkadaşlar. Şurada kırmızı çizgi var. 18 santime getirip bunu sıktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar oynamıyor. Ucu biraz esniyor ama gerisi esnemiyor. Bu kadar da artık tahtayı fazla gitmeden şuradan keseceğiz. Bunu da hallettik. Şimdi hortumlarını takarak bu işi bitirelim. Şimdi arkadaşlar şu aparatımızda hortum tutma aparatı arkadaşlar işin açığı. Bunu buraya monte ediyoruz. Hortum burada sabit kalması için. Hemen bunu da halledelim. Bunu da hallettikten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu aleti de şöyle kenara getirirsek şuradan gelen tozu bunu da buraya takacağız arkadaşlar. Evet. Bunu da buradan geçirip buraya takacağız. Evet. Buradan gelen tozu buradan alacak. Buradan dışarı atacak. Arkadaşlar gönyemizi de buraya veya karşıya iki tarafa da takabiliriz. Nasıl çalışacaksak. Bunu da gördüğünüz gibi burada düğmesi var. İstediğimiz yere çevirip böyle istediğimiz şekilde bunları sıkarak gönyemizde de kesim yapabiliriz. İstersek buraya da takabiliriz arkadaşlar. İki tane uluk yapılmış. İstersek buraya. Makinemiz bitti arkadaşlar.
Bu ağaç çitme aparatını da yeri var arkadaşlar. Oraya koyuyoruz. Ve kaybolmadan burada duruyor. İkinci şeyi de, birinciyi buraya taktım. Gördüğünüz gibi. Bu ikinciyi de buraya takarak böyle gitmemesi için, elimizin altında olması için. Arkadaşlar ayaklarımıza geldik. Ayaklarımızın vidası bir poşette çıkıyor. Şöyle bir, iki. Ha, pardon, iki. İki de burada. Bunlar kısa. Bunlar uzun, ikişer tane. Bunlar biraz ince ama uzun. Burada da var. Bunların eşi. Burada da yine ince. İkişer tane var. Bunlar yan herhalde. Bunlar da ayaklara takılacak. Bunlar sonraki iş. Şimdi ne yapmış bu? Bunu nasıl yapıyoruz? Numara falan. Evet, D. D A, B, C, D. Bunlar B. B yazıyor. A yazıyor. Gösterir bir de harfleri yani, şey yapıyor. Aha işte A. Bu da A. A'lar ayak arkadaşlar. A'lar ayak. E'ler bağlantı yerleri. Şunlar da üstte geliyor. A, B, C. Şimdi A'yı böyle. Arkadaşlar gördüğümüz gibi buralarda çıkıntılar var. Ve bu A. Şu da B. Biraz kısa. Bu boy olarak. Bu üstlerin arkadaşlar. Kısa olanlar, uzun olanlar ayaklar. Şimdi şunda da 4 tane delik var. Burada da 4 çıkıntı var. Bu 4 çıkıntıyı 4 deliğe böyle geçireceğiz arkadaşlar. Bu böyle olacak. Ve şuradaki delikte şimdi ikinci parçayı alıyorum. Yine bu da B. B. Bunun da burada 4 tane çıkıntı var. 4 tane delik de bunda var. Bu da buraya böyle geçecek arkadaşlar. Ve bu da böyle geçtikten sonra üstteki delik de böyle denk gelecek. Oraya da makineyi sabitleyeceğiz. Şimdi işleme geçelim. Arkadaşlar vidalarımızı döktükten sonra içinden somunlar ve şuna ne diyorlar? Neyse ismini hatırlayamadım. Şimdi vidamızı buradan geçireceğiz. Ondan sonra da şu aletimizi buraya deminki gösterdiğim şekilde oturtturacağız. Sonra somunumuzu koyacağız. Sonra da şu aleti, vidalar boşlamasın diye. Ondan sonra da somunumuzu tutturacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci aparatımızı şuradan geçirelim. Şuradan pulumuzu, şunu önce takalım. Pardon. Şöyle takacağız. Evet. Şimdi pulumuzu ve en son şunun adı neydi ya? Somun. Somun değil bu. Ve somunumuzu takacağız. Böylelikle bir tarafı halletmiş olacağız. Tabii ki bunları elinizle değil, bir anahtarla sıkmanız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumumuz tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayaklarını da kurduk. Şu anda 45 derece bıçağımızı yatırdım arkadaşlar. Şöyle keseceğiz.
45 derece arkadaşlar. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi. Ağaçlarımız biraz kalitesiz arkadaşlar ama gayet güzel kesti. Arkadaşlar sanki kağıt kesiyor gibi oldu bu suntayı keserken. İnanın o kadar hiç zorlama, hiç böyle kestiğini bile anlamadım. Ve gayet güzel kesti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bıçağımızı tam açtıktan sonra gördüğünüz gibi bazıları 8,5-9 santim demişler ama öyle değil gördüğünüz gibi. Tam 8 santim. Yani nasıl 8,5 santim diyorlar. Şuradan ayarını da göstereyim. Gördüğünüz gibi tam sıfırda, yani sıfırda ve bıçağımız tam daha da çıkmıyor yani. Şöyle ters çevirsem iniyor zaten. En son seviyede çıktığı kadar 8 santim kesme yüksekliği var arkadaşlar. Şimdi bu ağacımız 5'e 10 arkadaşlar. Kestiğimizde biraz kalacak. Şimdi deneyelim. Dikkat edin. Tek parça kesemediğimiz için burası hatalı oldu tabii ki. Ama gayet stabil kesiyor yani. Gördüğünüz gibi şurada hiç pütür yok arkadaşlar. Gayet temiz kesiyor. Öyle. Ama 10 santim olmadığı için iki kere işlem yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar yaklaşık 6 aydır bu McAllister tezgah üstü tezgahımızı kullandık. Yani biraz kullanayım ondan sonra dedim videosunu yapayım. Ne gibi olumsuzlukları var. Bunları anlatmak için öncelikle biraz kullanalım dedik. Yani 6 aylık bir kullanımdan sonra arkadaşlar söyleyebileceğim bir olumsuzluğuna rastlamadım. Yani olsaydı şu oldu bu oldu derdim arkadaşlar. Ha, yoğun mu kullandık? Yoğun da kullanmadık. İşin açığı haftada bir köye geldiğimiz zamanlarda işte kesilecek, biçilecek şeyleri, ufak tefek işlerimizi yaptık. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı hiç görmedim. Yani çok yoğun kullansaydım belki şöyle böyle belki bir şeyler olabilir miydi bilmiyorum. Şu an için hiçbir sıkıntısı yok. Makinemizi gayet performanslı kullanıyoruz. Tavsiye eder misiniz derseniz ederiz. Çünkü bir sıkıntı görmedik. Görmediğimiz için de ne diyelim. Gördüğünüz gibi yaptığımız işler, talaşlar çalıştık. Gayet güzel. Tek sıkıntısı bunu şu aparatı biraz şurası. Yani oynuyor. Yani tam bir ölçü yani milimlik de olsa bu tahta veya ağaç keserken milimlik de olsa bir sapma payı oluyor. Şu böyle baştan ve şu baştan da tam tutacak şekilde kıstırılacak şekilde olsaydı gayet güzel olurdu. Onun haricinde arkadaşlar çap kestik, düz kestik, büyük ağaç kestik, küçük ağaç kestik. Hiçbir sıkıntı görmedik. Yani gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bundan ibaret. Arkadaşlar inşallah videomuz faydalı olmuştur. Yani her türlü faydalı videoyu kanalımızda paylaşmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz siz de biz daha bir şevkleniriz. Videomuz bu kadar. Yorumlarda kafanıza takılan bilmediğiniz bir şey olursa bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.